Değerli misafirler, futbol toplumdaki insanları bir arada tutan en büyük güçlerden bir tanesidir. İkna edici iletişim var olan tutumun şiddetini artırır. İşte biz tam da bu sebeple Fair Play komitemizi kurarak ödüller vermeye başladık. Bizim insanımız hoşgörülüdür, misafirperverdir, saygılıdır. Düşene mutlaka yardım elini uzatır. Biz de zaten içimizde var olan tüm bu güzel duyguların şiddetini artırmayı ve yaygınlaştırmayı Türkiye Futbol Federasyonu olarak amaçlıyoruz. Bazen bakıyoruz, normal hayatında son derece saygılı, herkes tarafından sevilen, küfürü ağzına almaktan imtina eden insanlar, türbinlerde bakıyoruz, her türlü şiddeti, her türlü küfürü yapabiliyor. Çünkü insanlar bir araya gelince birbirlerini taklit ediyor. Duygular ve fikirler bulaşarak yayılıyor. İşte biz küfürlerin, hakaretlerin değil, fair play ruhunun bulaşarak yayılmasını istiyoruz. Bizim köklü futbol tarihimizde birçok güzel örnek var. Size bir örnekten bahsetmek istiyorum. 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta unutmamamız mümkün mü? 10 dakika boyunca Metin Oktay Fenerbahçe, Can Bartu'da Galatasaray formaları giyerek mücadele etmişler. Ezeli rakiplerin formalarını giymelerini de şeref duyduk diyerek ifade etmişler. Asıl biz rahmetli oyuncularımızla şeref duyuyoruz ve gurur duyuyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu örnek hareketlerin artarak çoğalması en büyük temennimiz. Ancak bu şekilde futbolumuzun marka değerini ve itibarını artırabiliriz. Bu anlamda fair play ruhunun herkese sirayet etmesi için en büyük desteği de medyadan bekliyoruz. Tüm dünyada barışın hakim olduğu, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, Trabzonspor'un bu anlamlı ödülünü almak üzere Başkan Sayın Ahmet Ağoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Değerli konuklar, öncelikle sesim için özür diliyorum. Yalnız lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Maçtan dolayı değil. Bir hafta öncesinden başlayan ağır bir gribal enfeksiyonun neticesi. Çok teşekkür ediyorum. Büyük bir onur. Kulübüm için büyük bir onur. Ancak bizim maden işçilerimizle olan gönül bağımız yıllar öncesine dayanıyor. Bu gönül bağının da devam etmesi düşüncesiyle yönetim kurulumuzun ama büyük ölçüde de tabii ki bizim bu sosyal sorumluluk projelerini takip eden, onlarla alakalı olarak çalışmalar ve projeler üreten ekibimizin çalışmasının bir neticesi. Anlamlı oldu ama farkındaysanız aradan neredeyse 2 ay geçti, o acı unutuldu. Bu acıların unutulmaması lazım. Bugün tekrar böyle bir acıyı, böyle bir sıkıntıyı bir daha yaşamamak adına ve gerekli önlemlerin de belki alınması adına aradan 2 ay geçmesinin üzerinden bu şekilde hatırlanması, futbol üzerinden hatırlanması özellikle ve de kulübüm üzerinden hatırlanması bizim için de büyük bir onur. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben de hem Sayın Başkanımızın nezdinde Trabzonspor'u kutluyorum. Madem 850 idi, yüzde bu 950. 550 bin lira da Türkiye Futbol Federasyonu olarak biz gönderelim. 1,5 milyona tamamlamış olalım. Bakın, iyilik başka bir iyiliğe yol açtı. Biraz önce bunu anlatmak istiyordum. İşte fair play de böyle inşallah dalga dalga yayılacak. Çok teşekkür ediyoruz değerli başkanım. Çok sağ olun efendim.